Trabzonspor, Fenerbahçe. İki takım arasında 1974 yılında Avni Aker'de başlayan 50 yıla yakın bir rekabet var. Bazen unutulmaz maçlarıyla, bazen de gerginlikleri ve kavgalarıyla hafızalarda yer eden bir rekabet. Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında bugüne kadar oynanan 123 maçta 48 defa Fenerbahçe, 38 defa ise Trabzonspor galip geldi. 37 maç berabere bitti. Türk futbolunun iki efsanesi Aykut Kocaman ve Hami Mandıralı rakip fileleri 9'ar kez havalandırarak rekabetin en golcü oyuncuları oldular. Sportif anlamda bu rekabetin kızışmaya başladığı yıllar Trabzonspor'un ülke futbolunu domine ettiği yıllardı. 1975-1981 yılları arasında 6 yılda 5 şampiyonluk kazanan Trabzonspor, Türk futbolunun 4. büyük takımı etiketine sahip olmuştu. İşte o dönemlerde, yani Nisan 1976'da başlayan ve Kasım 1982'ye kadar devam eden süreçte aralarında oynanan 21 resmi maçta Fenerbahçe Trabzonspor'u tek bir kez mağlup edemedi. Ah Trabzon'a yaktın bizi. Ya şu takıma bir türlü şansımız tutmuyor. Başka bir Veysel Efendi. Ya siz ne zaman dışarı çıktınız? Biz çıkarız Veysel Efendi. Bana bakın çocuklar, Mahmut Hoca gene her zamanki yerinde. Biz zaten hayatta iki şeyden çekiyoruz. Bir Mahmut Hoca, bir de Trabzonspor. Bu uzun süren seriye karşılık Fenerbahçe son yıllarda rakibine büyük bir üstünlük sağlamış durumda. Ocak 2011'den Kasım 2018'e kadar oynanan 18 maçta Fenerbahçe rakibine hiç yenilmezken, evinde oynadığı maçlarda ise tam 23 yıldır kaybetmiyor. Trabzonspor Fenerbahçe maçları arasında öyle müsabakalar var ki üzerinden yıllar geçse de unutulmayacak cinsten. 1995-96 sezonunun 32. haftası geldiğinde Trabzonspor 1 puan farkla liderlik koltuğunda oturuyordu ve o hafta Fenerbahçe'yi Avni Aker'de konuk edecekti. Son şampiyonluğunun üzerinden tam 12 yıl geçmişti ve Fenerbahçe'yi yenmesi halinde mutlu sona ulaşmak için dev bir adım atacaktı. Şehirde geniş güvenlik önlemleri alınmasına rağmen Fenerbahçe takım otobüsü taşlanmıştı. Arkamda gördüğünüz geniş güvenlik önlemleri Trabzonspor maçına gelecek Fenerbahçe seyircisi için alındı. Maça baskılı başlayan Trabzonspor 20. dakikada Abdullah'ın golüyle öne geçti. Kutlamalar başlamıştı. Arkaya Abdullah, şut, gol! Abdullah sert vuruyor, topu alara gönderiyor. Fakat 56. dakikada Oğuz Çetin'in attığı mükemmel frikik golüyle hem maç hem de şampiyonluk tekrar ortaya geldi. Sağdağlar'da gol! Hami'nin üst üste kullandığı iki frikiği olağanüstü şekilde kurtaran Rüştü Recber, Fenerbahçe'nin şampiyonluk umutlarını canlı tutmuştu. Derken 83'te soldan Erol Bulut ortaladı, arka direkte golcü Aykut dokundu ve Fenerbahçe öne geçti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte kutlama sırası Fenerbahçe'deydi. Şampiyonluk yolunda direkt rakibine vurduğu bu darbe, Trabzonsporluların yıllar boyunca dinmeyecek öfkesine sebep olacaktı. Ama Trabzonspor aradan 15 yıl geçtikten sonra intikamını acı bir şekilde alacaktı. 5 Mayıs 2010'a, yine ligin bitimine 2 hafta kala iki takım Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya geldi. 55. dakikada Alex'in akıl dolu golüyle öne geçti Fenerbahçe. 10 dakika sonra Selçuk İnan ortaladı, Umut Bulut kafayı vurdu ve skora denge geldi. 79'da soldan çalımlarla ceza sahasına giren Engin Baytar, Volkan'ı avlayarak Trabzonspor'u öne geçirdi ve maçın bitimine saniyeler kala Gustavo Kolman'ın attığı golle Trabzonspor 3-1 kazanarak kupaya uzandı. Bu maçtan sadece 11 gün sonra, ligin son haftasında Kadıköy'de kozlarını paylaştı iki takım. Tıpkı 15 sene önce olduğu gibi ev sahibi maça hızlı başladı ve 14. dakikada Guiza ile öne geçti. 23'te Burak Yılmaz skoru eşitledi ve işte o dakikadan itibaren Fenerbahçe ile Trabzonspor kalecisi Onur Kıvrak arasında bir maç başladı. Son ana kadar girdiği pozisyonlarla, attığı şutlarla Trabzonspor kalesini adeta döven Fenerbahçe, Onur Kıvrak'a bir türlü geçemedi. Bitime saniyeler kala yapılan yanlış bir anonsla Fenerbahçeliler şampiyon olduğunu düşünerek maçı bıraktı ve kutlamaya başladı. Fakat bitiş düdüğünden sonra acı gerçek anlaşıldı. Şampiyon Bursaspor olmuş, Trabzonspor 11 gün içinde rakibine iki büyük darbe vurarak hem kupadan hem de şampiyonluktan etmişti. Özellikle şampiyonluk yarışının kıran kırana geçtiği 2010-2011 sezonundan sonra rekabet farklı bir noktaya geldi.
O güne kadar yenilmezlik serileri ve şampiyonluk yolunda birbirlerine taktıkları çelmelerle rekabet eden Trabzonspor ve Fenerbahçe, 3 Temmuz sürecinin başlamasıyla birlikte rakip olmayı bıraktı, birbirine düşman oldu. O sezona kadar kıran kıran maçlarla geçen rekabet artık rekabet olmaktan çıkmış, kan davasına dönüşmüştü. Bilhassa Trabzon'da oynanan maçlarda öyle korkunç görüntüler ortaya çıktı ki bugüne kadar bu olaylarda herhangi bir can kaybının yaşanmamış olması hem büyük bir şans hem de tek teselliydi. Nisan 2012'de 1-1 sona eren maçın 34. dakikasında Volkan Demirel'in koruduğu kale arkasından sahaya beyaz mendiller fırlatıldı. İlk bakışta Trabzonluların bu protestosu hem zararsız hem de asil bir gösteriydi ve keşke bununla kalsaydı. Fakat kalmadı. Sahaya beyaz mendil atmak öfkelerini soğutmadı. Mendilleri pet şişeler, pet şişeleri meşaleler takip etti. Bu maçtan 14 gün sonra ise düşmanlık tribünlerden çıkıp sahanın içine sıçradı. Fenerbahçe'nin 2-0 kazandığı Kadıköy'deki maçta bir faul pozisyonu esnasında Emre Belözoğlu tartıştığı Didier Zokora'ya ırkçı söylemlerde bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu kamera görüntüleriyle tespit edilen bu olayın ardından Emre'ye 3 maç ceza verirken 6 Mayıs 2012'de oynanan rövanş maçında Emre cezasını tamamlamış ve tekrar takımdaki yerini almıştı. Fakat Trabzonspor'un öfkesi yine soğumamıştı. Şampiyonluk için umudu kalmayan takım resmen Emre'den intikam almak için sahaya çıkmış gibiydi. Maç boyunca denk getirdikleri her pozisyonda Emre'ye gaddarca müdahalelerde bulundular. Son olarak Zokora, Emre'nin kasıklarına attığı tekmeyle kendince intikamını aldı. Maçı Fenerbahçe 3-1 kazandı. 10 Mart 2014 tarihinde ligin 24. haftasında Trabzon'da oynanan maçta ise tribünden atılan yabancı maddeler sebebiyle sahada futbol oynamak imkansız hale geldi. Fenerbahçe 23. dakikada Emenike ile öne geçmişti fakat her şeye rağmen ne maç ne de sezon bitmemişti Trabzonspor için. Alınacak bir galibiyetle her şey yoluna girebilirdi. Ama sahaya eline ne geçtiyse fırlatan tribünler yüzünden ilk yarının uzatma dakikalarında önce maç tatil edildi, ardından Fenerbahçe lehine hükmen 3-0 tescil edildi. Öfkeyle kalkan yine zararla oturmuştu. 24 Nisan 2016'da artık ligde zor günler geçiren Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk ettiğinde oluşabilecek farklı bir skorun nelere sebep olabileceğini herkes az çok tahmin edebiliyordu. Ne yazık ki korkulan oldu. Fenerbahçe 62. dakikayı 4-0 önde geçti ve Trabzon tribünlerinde bir isyan başladı. Önce kale arkasındaki tel örgüleri taşıyan direk söküldü ve seyirciler sahaya yabancı madde yağdırmaya başladı. Onur'un koruduğu kaleye yapılan her Fenerbahçe akını adeta Trabzon tribünleri tarafından geri püskürtülmeye çalışılıyordu. Son dakikalarda yine bir Fenerbahçe akını esnasında sahaya atlayan bir taraftar maçın yardımcı hakemine arkadan saldırarak olayı bambaşka bir boyuta taşıdı. Maç durdu, Onur Kıvrak eldivenlerini ve formasını çıkarıp sağ kenarına bırakarak Trabzonspor kariyerine nokta koyduğunu açıkladı. Bu maçın ardından Trabzonspor 4 maç seyircisiz oynama cezası alırken sanırım artık bir şeyleri yanlış yaptıklarının farkına varmışlardı. Bu maçtan itibaren artık Trabzonlular Fenerbahçe'ye olan öfkelerini dile getirmek için farklı yöntemler kullanmaya başladı. Ocak 2018'de oynanan lig maçında yaptıkları koreografi ile hem çok daha zararsız hem de çok daha etkili bir protesto yaptılar. Üstelik ortam gerilmediği için takım da sahada savaşını verebilmişti ve bu sayede yıllar sonra Fenerbahçe Trabzon'dan istediğini alamadı. Maç 1-1 bitti. Fenerbahçe sezon sonunda 3 puan farkla şampiyonluğu Galatasaray'a kaybetti. Ertesi sezon bu kez Kasım 2018'de Akyazı'da oynanan maçta başka bir koreografiyle verdiler mesajlarını. Temel Reis figürünün avcuna hapsettiği bir kanarya ve özgür kalacak kadar masum değilsin yazısı. Maça taraftarından aldığı desteğin özgüveniyle çıkan Trabzonspor ortalığı germeden sadece güzel top oynayarak maçı 2-1 kazandı ve rakibini tam 9 yıllık bir aranın ardından mağlup etmeyi başardı.
Maçtan sonra teknik direktör Ünal Karaman'ın yaptığı açıklamalar aslında bunun sadece bir oyun olduğunu herkese hatırlatıyordu. Fatih o yaşlarda İstanbul'u fethediyordu. Onunla sadece bir 90 dakika müsabaka oynadılar. 50 yıla yaklaşan bu rekabetin artık belli bir karakteristiği var. Trabzon açısından bakarsak durum şu. Trabzonspor ne zaman öfkesine yenildi, rakibine de yenildi. Ne zaman duygularını kontrol etti, takım sahaya top oynamak, seyirci ise takımını desteklemek için çıktı, mutlaka rakibine bir yara verdi. Fenerbahçe açısındansa durum şöyle. Tansiyon yükseldiğinde, gerilim arttığında her zaman istediği sonucu alarak ayrıldı sahadan. Bu özellik biraz Fenerbahçe'nin DNA'sına işlemiş durumda. Zira sadece Trabzonspor değil, diğer rakipleriyle karşılaştığında da durum aynı. Ortam gerginse Fenerbahçe kazanır. Peki futbol severler açısından tarafsız bir gözle bakacak olursak, durum şu. Futbol denen bu oyunun güzelliğini en bariz şekilde yansıtan ezeli rekabetlerdir. Derbiler futbolun gala geceleridir. Temel unsuru rekabet olan bir sporda iki büyük güçlü takımın birbirlerine diş geçirmeye çalışmasını izlemek güzeldir, heyecanlıdır, keyiflidir. Futbolun içinde kalan sertlikler bile yerine göre güzeldir. Ama ne zamanki futbolun dışına çıkılır, o zaman futbol severler ekran başındaki yerini terk eder. Onların yerlerini futbolu değil, ne olursa olsun, nasıl olursa olsun kazanmayı sevenler alır. Fenerbahçeli ya da Trabzonsporlu, her kim olursanız olun, önce futbol sever olun.